herkese merhaba. Bugün çok önemli bir konuyu ele alacağımız rehberdeki konumuz sağlık hukuku. Stüdyoda da hem avukat hem hekim avukat ve doktor Neval Yılmaz olacak. Bence çok kıymetli bir stüdyo konuğumuz var. Aslında her zamanki gibi ama konu çok detaylı olsa da Bence özellikle konuğumuzu tanımak için çok şeker bir konuğumuz var. Mutlaka bugünü, bugünkü programı seyretmenizi önemli rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü neden? Bugün sağlık hukukuna dair birçok bilgi edineceğiz. Sağlık hukuku deyince aklınıza hiçbir şey gelmiyor da olabilir. Ama doktordan hangi bilgileri alabilirim, hangi bilgileri alamam? Beni hangi konularda uyarmalı, hangi konularda uyarmasa da olur? Bu konuları da soracağız. Sizlerin de soruları varsa mutlaka bekliyoruz. Çift 90 553 030 98, 99 48 ve rehber .trt et trt.net.tr e-mail adresine de sorularınızı gönderebilirsiniz. Dünyanın her yerinde kışın gelmesiyle tabii ki tekrardan ya Covid ya da grip uyarıları başladı. İngiltere'de de süper grip uyarısı yapıldı. İngiltere'de tüm dünya gibi koronavirüs salgınının maddi manevi yaralarını sarmaya çalışırken yeni bir uy uyarıyla karşılaştı. Sağlık uzmanları bu kış grip salgınının çok sert geçeceğini belirtti. Yapılan uyarıda kış gelmeyecekler herkese aşı olun çağrısında da bulunuldu. Özellikle Rusya'dan doğal gaz tedarikinin azalmasıyla İngiltere'yi ve diğer Avrupa ülkelerini zorlu bir kış bekliyor. E, soğuk geçmesi beklenen bu kışta olası güçlü bir grip salgınında sağlık sisteminin yetersiz kalacağından da endişe ediliyor. Evet, e, bu salgına dair bilgileri almak için e, Skype'ta Londra'dan Doktor Hatice Akar'dan bilgi alacağız. Hatice Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Londra'ya Londra selamlar. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bir uyarıdan bahsettik, süper grip uyarısından bahsettik Londra'da yapılan, İngiltere'de yapılan gripal enfeksiyonların çoğaldığı yönündeki bu haberleri insanlar nasıl karşıladılar? Ee, evet, yani bu haberleri biraz Dikkatli değerlendirmek lazım. Çünkü grip grip 10 yıl önce de vardı. 10 yıl sonra da olacak. Hı -hı. influenza dediğimiz virüs sürekli paltosunu değiştirerek her yıl mutasyona uğrayarak devam ediyor kendini göstermeye. Hı -hı. Ama açıkçası Grip çok yıkıcı olacak, grip çok öldürücü olacak demek için çok erken. Hı hı. Çünkü e, Covid'den de daha yeni çıktık biliyorsunuz. Evet. E, dediğim gibi biraz ihtiyatla karşılamak lazım, biraz sakin kalmak lazım. E, grip sonuçta e, çoğu insanın bağışıklık sistemi, e, düzgün çalışan insanın kolaylıkla üstesinden geleceği bir virüs. E, bu uyarıyı dikkate almak konusunda insanların tabii ki diğer taraftan güvendiği veya güvenemediği bir sağlık sistemi de önemli bir rol oynuyor. E, İngiltere'nin sağlık sistemi hakkında da bize bilgi verebilir misiniz? Hı hı. E, İngiltere'de tabii NHS e, başta sağlık sisteminde. E, NHS'te e, tabii bazı gerçekten hantallıktan dolayı bazı yılmalar oluyor, özellikle. E, acil e, sezonun kış aylarında hı hı. E, ama e, özellikle grip virüsünün e, bazı riskli e, kişilerde daha sıkıntılı olabileceğini düşünürsek e, bu riskli kişiler e, kimler? 65 yaş üstü olanlar, 4 yaşın altındaki çocuklar e, belli bir kronik rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları hı hı. E, ya da hamilelerde daha sıkıntı yaratabileceğini düşünürsek e, buna göre e, davranmakta fayda var. E, İngiltere'de e, tabi e, Türk vatandaşlarımız e, acillerde çok e, 4 saat, 6 saat bazen 8 saat varan Özellikle kış aylarında bekleme süreleri oluyor. E, Covid'de tabi bu daha yoğun olarak gözüktü. E, o yüzden biraz e, tedirgin oluyor olabilirler. E, eğer risk grubundaysalar eğer Maske takmalarını öneririm. Hı hı. Ee, eğer e, herhangi bir e, influenza yani grip e, semptomu gösteriyorlarsa 111'i arayabilirler. E, 111'den medical advice dediğimiz e, ne yapmalıyım acile mi, gitmeliyim evde mi, e, kalmalıyım semptomatik tedaviyle mi e, bu işi halletmeliyim şeklinde tavsiye alabilirler. Ama tabii ki influenza'ya bağlı olarak, gribe bağlı olarak diyelim ki solunum güçlüğü çekiyorlar, işte göğüs ağrısı çekiyorlar. Çok tedirginler tabii ki acile, A&E dediğimiz accidental emergency dediğimiz servislere başvurabilirler. Peki başvurmaları gereken yerlerde aile hekimleri mi devreye gidiyor yoksa acillere mi gitmeleri gerekiyor? Hı hı. O aslında biraz gribal enfeksiyonun ciddiyetiyle alakalı. Ee, eğer e, bir ateş var bir kırgınlık var e, kendilerinin be, e, check edilmesini istiyorlar GPL'lerine başvurabilirler e, GPL'leri tabii onun için appointment yani bir e, randevu almaları gerekecek bu yüzden GPL'lerden randevu alacaklar GPL'lerine görülecekler ama dediğim gibi endişeleri varsa 111 arasınlar evet. e, orada medikal bir insan tarafından e, tavsiyede e, bulunulsunlar ee, çok endişelilerse, sıkıntıları varsa, nefes darlığı varsa, göğüs ağrısı varsa e, acile başvursunlar. Ee, son olarak sizden bir de çocuklu e, ebeveynler için tavsiye isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz e, özellikle çocuklar kreşlerde, okullarda hastalıkları eve getiriyorlar. Özellikle ebeveynler için ne tavsiye edersiniz? Hı hı. Ee, yani çocukluk yaş grubunda özellikle çocuklarda da e, grip ee, bazen sancılı geçebiliyor, ama çocuklarda çok ciddi bir sıkıntıya çoğunlukla yol açmıyor. Ee, o yüzden e, ailelerin eğer gripse çocukları bunu sakinlikle karşılamaları, e, dinlendirmeleri, e, düzenli ağrı kesici ateş düşücü vermeleri, e, belirli aralıklarla sıvı takviyesi yapmaları e, gerekiyor. E, eğer evde bir yaşlı birey varsa, çocuk okula gidiyor yani bağışıklık sistemi düşkün, immün düşük bir e, birey varsa tabii ki evde maske takılabilir hı hı. ve ellerimizi de sık sık yıkamalıyız. Evet. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım. Londra'dan Hatice, e, Doktor Hatice Akar yayınımıza katılıp güzel bilgiler verdiğiniz için teşekkür ederiz. E, ben... Teşekkür ederiz tekrar. Bugün stüdyomuzda hem avukat hem de hekim başta da e, belirtmiştim. Neval Yılmaz sağlık hukuku bilimi uzmanı olacak. Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde sağlık hukuku derslerine giren de bir akademisyen. Sağlık hukuku'na dair sorularınızı bence kaçırmayın. Neval hocama soralım bugün. Sağlık turizmine dair de sorularınız varsa onları da alabiliriz. Yani eee Avukatı bulabiliyoruz biliyorsunuz. Bir hekimi bulabiliyoruz ama aynı kişi de hem avukatlık bilgisine hem de yani hem hukukçu bilgisine hem de hekimlik bilgisine rastlamak gerçekten yani en azından ben kendimi çok şanslı hissediyorum. O sebeple bence siz de bu fırsatı kaçırmayın ve mutlaka sorularınızı yöneltin. Hukuka ve sağlığa dair tüm sorular bence bugün stüdyoya bize WhatsApp hattımıza gelmeli. Sizler de, sizlere de tekrardan hatırlatmak istiyorum numaralar, numaralarımızı. Çift 0.95 553 038 99 48 Ne var hocam? Stüdyoda ağırlayalım o zaman. Evet, rehberden tekrar merhaba avukat ve doktor Neval Yılmaz ayrıca bir akademisyen bugün stüdyo konuğumuz. Konumuz da sağlık hukuku ve sağlık turizmi. Şimdi bizi seyredenler arasında ya sağlığı duyduk. Hani bir doktora sorabileceğimiz şeyler belli. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Avukata işte boşanacağım, nasıl boşanacağım diyeceğiz. Ama sağlığı ve hukuku bir araya getirebilen dünyadaki az insanlardan bir tanesi şu an karşımızda. sağlık hukuku nedir sorusuyla başlamak istiyorum hocam. Öncelikle tabii ki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Hele bu, bu sağlık hukuku konusunu sizin gibi bir hukukçu meslektaşımla konuşuyor olmaktan ayrıca mutluyum. Teşekkür ederim. Önceki sohbetimizde sizin hukukçu olduğunuzu da öğrendim. Ee, sağlık hukuku, sağlık ve hukukun birbirine değdiği bütün alanları kapsıyor. Hı hı. Ve çok geniş alt dalları var. Evet. Mesela işte hasta hekim ilişkisi, hasta sağlık kurumları ilişkisi bu tıp hukuku. Hı hı. Ama bunun yanı sıra gıda hukuku, çevre evet. hukuku, ilaç hukuku, veterinerlik hı hı. hukuku bunların hepsi aslında sağlık hukukunun yan dalları. Bugün biz daha çok tıp hukukuna hı hı. E, odaklanacağız. Evet. Ee, şimdi hangi bir sürü başlık var aslında. Ama ben birkaç tane örnek, hani kendi bildiğim örnekleri saymaya çalıştım. Dedim ki doktor hangi konularda bizi uyarım, uyarmalı? Hangisinde uyarmasa da olur da bizim belki ekstradan sormamız gerekebilir? Ya da hangi ilaçları e, isteme ihtimalim var ya da istememe ihtimalim var vesaire vesaire. Şimdi benim aklıma tabii böyle çok uzun yıllar geçtiği için bu e, alanda çalışmalarımı yapalı e, şunu sormak istiyorum size. Hangi e, dallar girer? Yani sağlık hukukunda özellikle hangi alana düş alanı düşünebiliriz? Yani seyircilerimizden de belki e, sorusu olup aa tam da bu konuya benim de bir sorum var diyebilmesi için bize birkaç örnek sö söyleyebilir misiniz? İşte demin söylediğim alanlar esasında sağlık hukukunun alt alanları ve Sade vatandaşı en çok ilgilen evet. ilgilendiren kısmı da hasta hekim ilişkileri. Hı hı. Burada çıkan uyuşmazlıklar, hasta sağlık kurumları arasındaki, hasta sigorta sistemleri arasındaki ilişkiler, uyuşmazlıklar. Hı hı. Ee, sanıyorum izleyicilerimizin en çok ilgisini çekecek ya da işine yarayacak bilgiler bu alanda olacaktır. Hı hı. Ee, özellikle günlük yaşamda nasıl konumlandırmalıyız? Yani doktor hekim ve hasta ilişkisi mesela. Biz burada sağlık hukukunu nerede düşünebiliriz bir örnek vermek gerekirse? Şimdi... Hukuk esasında hayatın tam ortasında olan bir şey. Evet. Siz de söylediğiniz ben çok ileri yaşlarda hukuk eğitimi alınca hukukun esasında herkes için ne kadar gerekli olduğunu evet. ve herkesin bir temel hukuk bilgisi olması gerektiğini çok iyi deneyimledim, çok hı hı. iyi gördüm. Ve o eksikliği çok iyi anladım. Sağlık hukuku da sağlık ve hukuk alanındaki Hak ve yükümlülüklerimizi bilmemiz açısından çok önemli. Hı -hı. Biliyorsunuz kanunu bilmemek mazeret değil. Evet. Bütün hukuk sistemlerinde böyle. Avrupa'da bizi izleyen e, izleyicilerimiz de var, başka ülkelerde de var. Bütün ülkelerde kanunu bilmek ve kanun çerçevesinde hareket etmek zorundasınız. Dolayısıyla bu sağlık hukukuna ilişkin kuralları da tabii ki herkesin hukukçu düzeyinde bilgi sahibi olmasına Hı -hı. gerek yok, mümkün de değil. Ama Hak ve yükümlülükler noktasında ben neler yapmalıyım, benden neler bekleniyor evet. ama ne gibi haklarım var her ikisini de bilmemiz ve uygulamamız gerekiyor. O zaman bu programda tam yeri. İsterseniz seyircilerimizi bilgilendirelim. Ee, Sade bir vatandaş sağlık hukukuna dair neler bilmeli? Sağlık hukukuna dair neler bilmeli deyince aklımıza sağlık hukuku okur yazarlığı geliyor. Hı hı. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz Sağlık hukuku okur yazarlığı esasında çok eksikliğini çektiğimiz ve birçok problemin de sebebi olarak benim e, nacizane görüşüm sebebi olarak gördüğüm bir şey Ve bu bütün paydaşlar için gerek, e, geçerli sağlık alanında Kim bu paydaşlar bir kere sağlık hizmeti kullanıcıları Bunlar biziz, sizsiniz, benim <laughs> çevre, bu stüdyodaki herkes sağlık bu e, sağlık e, ku, e, hizmeti kullanıcısı. <laughs> Onun yanı sıra hekimler var, <laughs> sağlık çalışanları var, sağlık kuruluşları var, <laughs> hastaneler var, özel hast, klinikler var, eczaneler var ve sağlık alanında hizmet veren bütün herkesi <laughs> her şeyi düşünebilirsiniz. Bütün paydaşların bu sağlık hukuku okur yazarlığına sahip olması gerekiyor. Bu okur yazarlıktan kastımız da hak ve yükümlülüklerini bilmeleri gerekiyor. Üzerlerine ne düşüyor? Hı hı. Ne yapmaları lazım ve ne gibi hakları var? Mesela çok pratikte gördüğümüz bir şey. Hasta başvuruyor. Hastaneden hasta dosyasının bir örneğini istiyor. Evet. Hastane vermiyor. Hı hı. Orada çalışan memurun sağlık hukuku okur yazarlığının eksikliği sebebiyle. Çünkü hasta hakları yönetmediğimiz diyor ki has kişi hasta kayıtlarını kendisi yasal temsilcisi ya da vekili aracılığıyla alabilir. Hı hı. Yani bu küçük bilgi herkeste olsa bir takım problemler, sürtüşmeler çıkmadan problemler akıp gidecek. Ben eğitime çok inanan bir insanım. Evet. Eğitimin gücüne çok inanan bir insanım. Ve bu eğitim sayesinde de bir sürü problemin, aşılacağını düşünüyorum. Belki çok naif bir düşünce günümüzde ama umarım bu düşüncemi de hiç kaybetmem. Bence de ben de öyle inanıyorum çünkü. insanlar bilgiyle gerçekten hani bilginin güç olduğuna da inanırım. İyiye de kullanılabilecek kötüye de kullanılabilecek bir güç. Şunu da sormak istiyorum size. Aslında sizin bahsettiğiniz şey sağlık okur yazarlığından böyle yola çıkacak olursak bu beklenen en ideal olan şey. Ama siz haliyle durum tespiti de yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum yılların tecrübesiyle. Sizce vatandaşlarımız vatandaşlarımızda e, yurt dışında da yaşadınız bu arada onu da belki e, özellikle Hollanda'da yaşayanlar için anmak gerekiyor. E, sizce genel olarak durumumuzda nasıl bir ilerleme var ya da ilerliyor muyuz bu eğitim konusunda kendimizi geliştiriyor muyuz? Yani biliyorsunuz son zamanlarda hastalar özellikle hakları konusunda ısrarcılar e, ama bu gerçek bir hakkamı dayanıyor yani öyle bir yasal bir hakkamı dayanıyor yoksa okur yazarlık konusunda cahilliğimiz devam mı ediyor? Şimdi hepsinden biraz biraz esasında öyle diyeyim. Bir kere zaman değişiyor. Ben 90 yılında da tıp fakültesini bitirip hekimliğe başladığımda daha paternalistik yaklaşım. Yani işte doktor ne derse o olur. Evet. O senin tedavin şöyle olacak. Sana yarın ameliyat yapacağız. işte sen evine gideceksin şeklinde hiçbir sorgulama yapmadan doktor bir, ne derse o. Bir tedavi şekli vardı hı hı. ve artık onun son dönemleriydi. 90'lı yılların başı. Daha sonra İnsanların yapısı da değişti. Bilgiye erişimimiz arttı. Sorgulayıcı bir şekilde artık çocuklarımızı yetiştirmeye başladık. İnsanlar kendilerine söylenen her şeyi kabullenmez hale geldiler. Yani toplumlarda da bu bilgi çağıyla birlikte bir değişiklik oldu. Hı hı. Hem toplumlarda hem kişilerin yapısında. Artık daha fazla sorguluyoruz, daha fazla araştırıyoruz, bilgiye çok daha kolay ulaşıyoruz. Ee, Birçok hekim arkadaşım bundan şikayetçi değildi. Ee, Polikliniğe gelen hasta Google'dan bir sürü ya bir kısmı doğru bir kısmı yanlış bilgi edinmiş oluyor bir de tartışmaya girme hakkını görüyor kendine. Dolayısıyla artık bu işleyişinde değişmesi lazım. Hı hı. Ama oyunun kurallarını da zaten belirlemişiz mevzuatımızda. Yani hastaların ne gibi hakları var ne gibi yükümlülükleri var hı hı. belirlenmiş. Hastaların da bu çerçevede hareket etmeleri gerekiyor zaten. Hı hı. Ee, yani dolayısıyla bu eksiklikten mi kaynak, kaynaklanıyor mesela e, özellikle bazı hasta veya hasta yakınlarının işte şiddete başvurduklarını sosyal medyada e, duyuyoruz, görüyoruz. Yani sizce bu okur yazarlığın eksikliği mi? Böyle diyebilir miyiz? Böyle değerlendirebilir miyiz? Kısmen öyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum çünkü bu tabii sağlık deyince aklımıza hemen şiddet geliyor. Bu da çok hı hı. kötü bir çağrışım evet, ama maalesef, maalesef. öyle. Ee, sağlıkta şiddetin pek çok sebebi var. Organizasyonel problemler hı. en başta geliyor. Ama bu sağlık hukuku okur yazarlığındaki eksikliğin de ben ciddi bir sorun kaynağı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Mesela e, hasta acile gidiyor. Evet. Beş gündür boğazı ağrıdığı için acile gidiyor. Hı hı. Ne Ve, kadar acil, değil mi? Acil bir vaka değil tabii ki. Ve orada kanamalı bir hasta kendisinden önce içeri alınınca sinirlenip Kavga çıkarıp orada işte benim hakkımdı deme hakkını kendinde görüyor. Oysa hı hı. ki birazcık sağlık hukuku okur yazarlı olsa acil serviste kanamalı hak, hastanın her halükarda önceliği olduğunu hatta bunun işte hasta hakları yönetmeliğinde ilgili maddenin bile olduğunu hı hı. o kadarını bilmese bile acil hastanın önceliği olduğunu bilecek ve ona göre davranacak. Hatta belki gitmeyecek 5 günlük hı hı. boğaz ağrısıyla. Hı hı. ağrısıyla Gündüzü servisle. bekleyip aile hekimine gitmesi Aynen daha yani bu yani. eğitimle. Şiddet olaylarının ciddi bir kısmının ben engellenebileceğini e, düşünüyorum. Tabii sağlık okur okuryazarlığı sadece vatandaşta değil hı hı. bu eksiklik sağlık çalışanlarında da var. Evet. E, ben e, avukatlık mesleği içerisinde çok yoğun bir şekilde mal davaları davalarıyla ilgileniyorum. Ve görüyorum ki hekim ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarımızın da bu alanda oldukça fazla bilgi eksiklikleri var. Hı. hı. 2018 yılında benim gibi tıp fakültesi sonrası hukuk fakültesini bitiren hocalarımızla Hukukçu Hekimler Enstitüsü'nü kurduk 2018 yılında. Ben hem hı hı. kurucu üyesiyim hem de genel sekreteriyim. Daha çok hekimlere yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Hı hı. Sağlık hukuku hakkında ve hekim arkadaşlardan da geri gelen bildirimler çok güzel. Böyle bir alanda eğitime de çok büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz herhalde hastalardan da eğer sizin tabirinizde sağlık hukuku okur yazarlı olanlar artması durumunda e, sınır tanımak ve durmaları gereken yeri bilmek konusunda da bilgilenmiş olacaklar ve işte haddi aşmayı da e, önlemiş oluruz herhalde bu alanda eğitim konusunda bir adım ileriye gidebilirsek. Ee, şimdi hocam şöyle bir şey var. Az önce dedim, dedik ki özellikle seyircilerimiz için. Hastanın hakkı nelerdir? Şimdi biz aşırı insanlardan bahsettik ama aslında sessiz ve bir çoğunluk var. E, hasta hakları konusunda bugün belki bizi böyle e, can kulağıyla dinleyenler. Hastaların hekime karşı hangi, yani karşı derken hangi haklara sahipler? Yani hastalıkları hakkında işte o Google'daki bütün işte şu da var mı, bu da var mı diye tek tek Google sonuçlarını kıyas Aslayabilirler mi? Tek tek sorabilirler mi? Ne kadar zaman alabilirler mesela bir doktorun? Buna yani bununla dair bize de bilgi verebilir misiniz? Nedir hastanın hakları? Tabii hastaların hem hakları hem yükümlülükleri mevcut. Hı hı. Hasta hakları da bizde Türk mevzuatında hasta hakları eee yönetmeliğinde var. 1998 yılında yayınlanmış bir yönetmelik bu. Zaman zaman Kısaca bir araya bir girmek istiyorum hocam. Artık biliyorsunuz yurt dışında yaşayan insanların da birçoğu tabii ki yaşadıkları ülkelerde doktorlara gidiyorlar ama yazdan yaza çok da Türk hekimlerine çok güvendikleri için burada da mutlaka Türk hekimlerine başvuruyorlar. O sebeple bence bu bilgiler çok önemli. Bunun altını çizerek istiyorum devam edelim. Buyurun. <laughs> Şunun altını da çizeyim. Tıp hukukunda temel prensip Hastanın kendi kararları vermeye hakkı olduğudur hı hı. ve bir de vücut dokunulma vücut bütünlüğünün hastanın rızası olmadan bozulamayacağıdır. Hı hı. Bu iki temel prensip üzerine tıp hukuku kurulmuştur hı hı. ve bundan dolayı da diğer ülkelerde de mevzuat birebir aynı olmasa bile üç aşağı beş yukarı aynı Benzer. kurallar geçerlidir. Hı hı. Hı hı. E, hastanın ne gibi hakları var? En önemli hakkı bilgilendirilme hakkı. Hı hı. Hastanın bilgilendirilmesi lazım. Hastalığı hakkında, hastalığın seyri hakkında, yapılacaklar hakkında, muhtemel risk ve komplikasyonlar hakkında, alternatif tedaviler, bunların risk ve komplikasyonları, sağlıklı yaşam önerileri gibi konularda bilgilendirilmeleri lazım. Bu bilgilendirmenin sınırı yine mevzuata çizilmiş durumda. Tabii ki sınırsız bir şekilde Google'da şunu da gördüm, Google'da bunu da gördüm diyerek doktoru bunaltmaya gerek yok. Ama hı hı. bu bilgilerin de hastaya mutlaka verilmesi lazım. Mutlaka rızasının alınması lazım hastanın. Hı hı. Hı hı. Hastanın kabul ettiği tedavinin uygulanması lazım. Rızadan kastımız bu. Aksi takdirde hukuka aykırı bir işlem olacaktır. Hastanın rızası olmadan yapılan işlem. Hastanın... Tedaviyi reddetme hakkı var. Bu da çok önemli bir hak. Evet. Hasta istemiyorsa eğer, hekim o hastaya dokunamaz, tedavisini e, devam ettiremez. Hastanın, e, hasta kayıtlarına ulaşma hakkı var, evet. inceleme hakkı Hı -hı. var, bir örneğini alma hakkı var. Demin de söylediğim. Bunun gibi pek çok hakları mevcut ama buna karşılık bazı yükümlülükleri de var. Mesela hastanın bulunduğu sağlık kuruluşunun kurallarına uyma yükümlülüğü var. Hı hı. Sağlığı hakkında hekime doğru ve tam bilgi. İşte hangi ameliyatları geçirmiş, hangi ilaçları kullanıyor ki üzerine gelen tedavi öncekilerle uyumlu olsun. Hı hı. Kendisine verilen önerileri uygulama yükümlülüğü var. Randevusuna saatinde gelme yükümlülüğü var. Randevusunu iptal edecekse zamanında iptal etme yükümlülüğü var gibi. Hı hı. Evet, aslında e, haklar ve yükümlülükler hep el ele e, gider. Aynen. E, dolayısıyla e, haklarımızı merak ettiğimiz kadar sorumluluklarımızın da bilincinde olmamız herhalde çok önemli bir konu. Herhalde değil öyle. E, hocam şimdi. Siz az önce malpraktis davalarından bahsettiniz. Bu kavramı ilk defa duyan seyircilerimiz vardır. Öncelikle bunun ne olduğunu soralım size. Sonra sorunun devamını sormak istiyorum. Haklısınız. Böyle bilinmeyen kelimeler kelimelerle konuşanları çok eleştiririm esasında ama benim için o kadar güncel bir şey ki, günlük hayatta kullandığım şey ki. Malpraktis kötü uygulama demek. Hı hı. Malpraktis davaları da tıbbi hatalardan e, kaynaklanan davalar ya da tıbbi hata iddiasıyla açılan evet. davalar. E, son yıllarda oldukça bunlarda büyük artış görüyoruz. Evet. Türkiye'de çok büyük bir artış var. Bu dediğim gibi insanların biraz da sorgulayıcı yapısından Hı. yapısının artmasıyla da alakalı. İşte e, hekimler için mali sorumluluk sigortasının gelmesiyle de alakalı. Pek çok sebebi var bunun. Eee ama son aynı yıllarda artışının sebebi sadece insanların sorgulaması mı yoksa e, yani şimdi siz bu konuyu açınca aklıma gelen biliyorsunuz e, yani Türk olması gerekmiyor birçok insan artık güzellik operasyonları için Türkiye'ye geliyor aklıma direkt acaba bunlarla alakalı davalar mı diye geldi ama sadece bu değildir herhalde diye sadece anladım. o değil Sa evet. yani estetik olmayan tıbbi müdahalelere ilişkin de çok fazla dava var ama genel olarak dünyada da bu malpraktis davalarında bir artış olduğunu görüyoruz. Bu önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Ta 70'li yıllardan bu yana dalga dalga evet. bir önlem alıyorlar, biraz azalıyor. Ondan sonra bir 10 yıl sonra yeni bir dalga geliyor. Fakat e, Türkiye'de de 2010'dan bu yana arttığını söyleyebiliriz. Bunları. E, 2010'dan bu yana ee, acaba ne oldu 2010'da diye 2010 merak yılında ettim. hekimler için zorunlu mali sorumluluk sigortası başladı. Hı hı hı. Yani bir hekim tıbbi hatadan dolayı tazminat ödemek zorunda kalırsa bunun belli bir miktarını belli bir limite kadar sigorta karşılıyor. Hı hı. Tabii bu da e, a dava açalım buradan bizde bir pay alalım gibi düşünenleri de bu yola sevk etti belki. Ama ben tek sebebim bu olmadığını düşünüyorum. Evet. İnsanların sorgulayıcı ve artık her şeyi kabul etmeyici tavrının da bir payı olduğunu düşünüyorum. Peki bu sizce dünya genelinde mi böyle? Yani bu davalar artmış bir durumda mı? Yoksa sadece Türkiye'ye özel bir e, bilinçlenmeden mi bahsediyoruz? Burada? Genel olarak bir bilinçlenme var. Genel olarak bir artış var. Fakat bu davalarla e, başa çıkma metodu Hı hı. biraz da önemli yani bunları bu davaları bu kadar ön plana çıkaran biraz da başa çıkma metodu biliyorsunuz bizde e, Mayıs ayında yeni bir düzenleme geldi artık bir e, kurul tarafından bu malpraktis iddiaları daha doğrusu malpraktis iddiaları yine e, değerlendirilecek mahkemelerde ama rücu noktasında kurul karar verecek İşle işte biraz değişiklikler oldu diğer ülkelere baktığımız zaman ben e, sağlık hukuku yüksek lisans tezimi e, karşılaştırmalı hukukta bu tazminat e, hı hı. iddialarının incelenmesini hı hı. çalışmıştım. O yüzden naçizane çok az bilgim var bu konuda. Mesela e, Avrupa ülkelerinde Fransa, Almanya, İngiltere gibi ara çok ön planda. Evet Yani iş mahkeme safhasına gelmeden e, Almanya'da örneğin özellikle tabip odaları hı hı. E, nezdinde Oluşturulmuş ara buluculuk merkezleri var. Kişilerin ara buluculuğa ya da mahkemeye başvurma şansları var. Eğer Hı -hı. bir doktor hatası olduğunu düşünüyorlarsa. Hı -hı. O zaman e, bu ara buluculuk merkezleri de son derece saygın, kararlarına saygı duyulan merkezler. E, ara buluculuk merkezine başvurmak orada mesela ücretsiz. Ama Hı -hı. mahkemeye başvurursanız sizin de bildiğiniz gibi mahkeme masrafları karşı vekalet ücreti gibi giderlerle karşılaşma riskiniz e, var. Ara bulucuya başvuruyorsunuz. Vakaların çok büyük bir kısmı arabulucuda çözülüyor. Hı hı. Memnun olmayanın yine mahkemeye başvurma şansı oluyor. Toplam iddiaların ancak yüzde %8 kadarı Almanya'da hı hı. mahkemeye yansıyormuş. Fransa'da bir komisyon kurulmuş durumda. komisyon ee, régional de, de gibi bir ismi var. Ee, Bölgesel Uzlaştırma ve Tazminat Komisyonu kişilere yine buraya ya da mahkemeye başvurma hakları var ama bu komisyon yine çok etkin çalışıyor. 20 kişiden oluşuyor. Başında bir yargıç var. Hı hı. Onun yanı sıra komisyonda hasta, hekim, hastane, sigorta temsilcileri var. Evet. Bu komisyon işte bakıyor. Tazminatlık bir durum var mı? Ne kadar ödenecek? Nasıl ödenecek? Hızlı bir şekilde aylar içerisinde karar veriyor. Buradan memnun olmayan itiraz hakkı var. İtirazdan sonraki kararı beğenmeyeni yine mahkemeye başvurma şansı var. Hı -hı. İngiltere'de yine aynı şekilde bu iddialar e, National Health Service tarafından Hı -hı. E, değerlendiriliyor, takip ediliyor. Yine çok büyük bir kısmı ara bulucukla çözülüyor ve hekime bir şey yansıtılmıyor tazminatlarda. Hı -hı. Ülkeler böyle daha pratik, daha hem hastayı evet. hem hekimi koruyan çözümler bulmuş durumdalar. Sanıyorum bizde de daha böyle kalıcı, her iki tarafı da koruyan, her Hı -hı. iki tarafı da mağdur etmeyen çözümlere doğru biraz e, düşünmemiz, kafa yormamız gerekiyor. Daha gelişim aşamasında o zaman diyebiliriz herhalde. Bizde de arabuluculuk e, başladı biliyorsunuz. Hı -hı. Tüketici evet. mahkemelerinde, özel hastanelerde ve özel kliniklerdeki malpraktis iddiaları için tüketici mahkemesinde Hı -hı. dava açılıyor ve bunun öncesinde zorunlu olarak arabulucuya başvuruluyor. Hı -hı. Ama pratikte benim gördüğüm o müessesenin henüz çok etkin bir şekilde işlemediği, karşılıklı talepler falan o kadar gerçek dışı oluyor evet. ki yani oradan Çünkü bu bilgiye de sahip çok... insan bulmak, yani işin uzmanını bulmak. Yani biz malpraktis işte kötü bir uygulama olduğunu iddia edebilir hasta ama Bunun gerçekten hani bu çok soyut bir şey olabilir yani. Dolayısıyla buna bir uzmanın herhalde karar vermesi gerekiyor. İşte İki bilgi yani sizin sayınızın artması gerekiyor gibi geliyor hocam. Aslında öyle. Uzman arabulucular mesela var. Onlar da bir sertifika programıyla sağlık hukuku uzman <laughs> arabulucusu oluyorlar ama tabii ki e, bir konunun tıbben hata içerip içermediğini evet. ancak bir hekim değerlendirebilir. Evet. Esasında esasında ideal olan sağlık ihtisas mahkemelerinin kurulması. Hı <laughs> hı. Ve Türkiye'de iki tane bile olsa olur esasında evet. bütün bir İstanbul'da olur bir Ankara'da olur ve burada hekim hukukçuların görev yapması hakim Hı. ve savcı olarak çok sayıda genç arkadaşımız yetişiyor hekimlikten sonra hukuk okuyan sanıyorum... Çok daha sağlıklı bir işleyiş olur, çok hı hı. daha hızlı kararlar verilir, çok daha yerinde kararlar verilir diye evet. düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi biz bir kısa araya gireceğiz. Neval hocama sorularınızı göndermeyi unutmayın. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Rehberden tekrar merhaba. Bugün sağlık hukukunu ve sağlık turizmini konuşuyoruz. Ayşegül Ay, Blackpool'dan, Birleşik Krallık'tan sağlık turizmcisi yayınımıza katılıyor. Ayşegül Hanım yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Aynı bizde. Ee, Ayşegül Hanım... Yine ben size... yağmur var. Yine yağmur var değil mi? Ben de hafta sonu Frankfurt'taydım. Gerçekten dedim kendime azıcık ya biraz bir dursan da şöyle bir gezsek ama maalesef <laughs> mümkün olmadı. Yağmurlu havalar e, biraz böyle Avrupa'nın kaderi gibi hele sonbaharda. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum Ayşegül Hanım. İngiltere'de sağlık turizmi açısından sizce gelişmiş bir ülke mi? Biz az önce Hatice Hanım'dan işte e, acillerdeki ve hastanelerdeki hantallıktan e, bilgi aldık bu konuya dair e, Sağlık turizmi sizce İngiltere'de nasıl? Bir de sizden alalım bilgileri. İngiltere'de sağlık turizmi yapmak evet çok gelişmiş. Ama İngiltere'ye sağlık turizmi hayır öyle gelişmiş değil. Çünkü e, Türkiye'deki kadar aktif bir sağlık sistemi yok. Bu kadar e, Türkiye'deki kadar özel hastane mevcut değil. Hı hı. Türkiye'de daha fazla evet. ve buradan çok insan e, doğal olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Hı hı. Türkiye'yi zaten çok seviyorlar. E, tatillerinde de Türkiye'ye gittikleri için e, hem gitmişken hem ticaret hem ziyaret diyorlar, hem gezme e, gittikleri zaman bazı kısa kısa sürede yaptırıp tekrar geri dönebilecekleri operasyonları, tedavileri yaptırıp geliyorlar. Peki sizce Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi hekimlerimiz çok iyi Türkiye'de ama hizmet konusunda siz de aynı kanaat demişsiniz. Türklerin hizmet e, konusunda bir gelişmişliği var gibi gözlemliyorum ben. Siz ne dersiniz, neler duyuyorsunuz? Ya, hizmet sektöründe Emin olun dünyanın birçok ülkesinden çok çok daha iyiyiz çünkü belki biz kendi halkımız adına zor memnun olduğumuz için sanırım e, memnun etmeyi de çok iyi biliyoruz. Hı hı. O yüzden hani e, hizmet anlamında çok iyi bir yere geldi Türkiye. Özellikle sağlık turizmi, e, tedaviler, evet. e, hastaları karşılamak, hı hı. hastalara yapılan e, Müdahaleler veya yardımlar anlamında çok iyi bir yerde Türkiye. Ee, peki İngiltere'den Türkiye'ye özellikle hangi sağlık hizmeti için geliyorlar İngilizler veya İngiltere'deki Türkler? En fazla tercih edilen saç ekimi, diş Hı -hı. ve estetik operasyonlar. Hı -hı. Halbuki e dünya çapında iyi bir yerde şu an Türkiye'deki sağlık sistemi birçok hastalığın tedavisi ve çaresi mevcut e, Fakat bu dedim ya tatil süreçlerinde değerlendirebilecek bir Problemi çok daha az yaşayacakları tedavileri tercih ediyorlar. Hı hı, evet, kısa süreli halledilebilecek belki e, işlemleri tercih ediyor olabilirler diye tahmin ediyorum. Şimdi evet. Birleşik Krallıkla Türkiye'nin Sağlık Bakanlıkları arasında bir anlaşma mevcut mu? Brexit öncesi, Brexit sonrası bir farklılıklar var mı? Ee, benim bildiğim kadarıyla İngiltere ve Türkiye'deki e, Sağlık Bakanlıkları arasında 1961 senesinden. E, bugüne gelen bir sağlık anlaşması var. Hı -hı. Fakat bu e, turistik olarak ülkeye giriş çıkış yapan kişilerin herhangi bir durumda başına gelebilecekleri bir kazayı ya da problemi karşılıyor. Hı -hı. E, sağlık turizmin biz yaptığımız gibi estetik operasyonları veya keyif için yapılan herhangi tedavileri değil. Evet, e, evet öyle bir anlaşma var ama sağlık turizmi için geçerli değil. Evet. E, ama siz şunu da tavsiye ediyorsunuz anladığım kadarıyla farklı tedaviler içinde yapılması gereken belki ek ücretle Türkiye'deki Türk hekimlerin bilgisinden de yararlanmanın öneminden de bahsedebilir misiniz? Ben böyle hem cevap evet. vermiş oldum böyle bu soruyu sorarken ama evet. sonra, şunu da söylemek, sormak istiyorum size Ayşegül Hanım. Şimdi e, sağlık turizmi denilince biliyorsunuz artık e, sosyal medya çok güçlü bir şekilde kullanılıyor, aracı şirketler oluyor, işte e, etkin insanlar bunlar için e, tercih edilebiliyor. E, aracı hizme, aracı şirketler neler yapıyorlar? Onlar hangi hizmetleri sunuyorlar? Yani insanlar neden bir hekimle birebir irtibata geçmektense e, bir aracı turizm şirketine, sağlık turizmi şirketiyle çalışmalılar sizce? Şöyle bu şununla ilgili. Şimdi her işin e, kendine göre bir e, durumu söz konusu. Bunda da şimdi hekim e, hekimliğini yaptığı için ve geri kalan prosedürlerle ilgilenmediği için evet. e, sağlık turizmi yapan firmaları ya da danışmanları tercih etmek doğru. Hı -hı. Neden? Bu kişiler sizin e, hangi süreçte ülkeye giriş yapacağınızı araç olarak uçak, otobüs tren vesaire, bunun nasıl işleyeceğini bilet organizasyonunuzu, kalacağınız yer otel organizasyonunuzu, havalimanından alınma veya e, otelden alınıp hastaneye götürülme gibi, Hı -hı. aynı zamanda bulunduğu şehri gezdirme gibi e, aktiviteleri üstlenebilecek ve e, bu konuda destek verebilecek kişiler. Hekim bunların hepsini tek başına yapması mümkün değil. Evet. Hekime e, bu... E, işlerin kalmaması için doğru sağlık turizmi danışmanı yapan firmalarla çalışıp hı hı. o firmalarla e, onların kurdukları sistem üzerinde hareket ederse insanlar emin olun ki e, tatillerinde ya da tedavilerinde herhangi bir aksaklık yaşamazlar. Çünkü bizler bunu organize ederken e, inanın ki içilebilecek kahvenin gününe kadar e, programlayıp Hı hı. Çünkü sonuçta tedavi için geliyor bu insanlar ve bazı tedavilerde bazı diyetler uygulanmak zorunda, bazı izinler alınmak zorunda. Bunların hepsini organize ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ayşegül Ay Birleşik Krallık'tan, Blackpool'dan ediyorum. bize bilgilerinizi aktardığınız için teşekkür ederiz. İngiltere'ye selamlar. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sağlık turizmi dedik ya hocam, yani şöyle bir şey var, sağlık hukukunu konuştuk aslında sizinle ama sağlık turizmine siz nasıl bakıyorsunuz? Sizce sağlık turizmi nedir? Hem avukat hem hekim olan birini bulmuşken bu soruyu sormalıyız bence. Sağlık turizmi bir takım, bir takım elektif yani planlanmış tıbbi işlemlerin, tıbbi müdahalelerin ikamet ettiğiniz ülke dışında başka bir ülkede yapılması. Hı hı. Başka bir ülkeye gezmek için gidersiniz orada kaza geçirirsiniz hastaneye yatarsınız. Bu sağlık turizmi değil elbette. Değil, evet. Ama planlanmış bir şekilde işte kalp ameliyatı olacaksınız. Hı hı. X ülkesine gidersiniz işte estetik e, burun estetiği olacaksınız X ülkesine gidersiniz. Bu gibi girişimler sağlık turizmi kapsamında değerlendiriliyor. Hı hı. E, ve ülkemize de biliyorsunuz son yıllarda özellikle e, yurt dışına yani sadece Türkler gelmiyorlar herhalde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda sizce Türkiye sağlık turizminde hangi noktada? Türkiye'nin ben sağlık turizminde esasında çok 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 daha iyi bir noktada olmasını e, bekliyorum. Hı hı. Çünkü Hollanda gibi tıbbın çok ileri düzeyde e, uygulandığı bir ülkede 20 yıl cerrah olarak çalıştım. Dolayısıyla kıyaslama e, hakkımın olduğunu düşünüyorum. Kıyaslayabileceğimi düşünüyorum. Ülkemizde çok iyi yetişmiş hekimler var. Hı hı. Çok donanımlı, çok e, modern hastanelerimiz var. Ve demin hanımefendi dediği gibi bu hizmet sektöründe Türkiye gayet iyi. Dolayısıyla bu sağlık e, turizminin Türkiye'de en üst düzeyde uygulanmaması için esasında hiçbir sebep yok hı hı. ve bu sadece estetik girişimlerle de sınırlı kalmamalı. İşte kalp ameliyatlarında çok iyiyiz. Evet. E, diğer bütün girişimlerde. Fakat bunun tanıtılması lazım. Hı hı. E, gerekli bağlantıların kurulması lazım. Özellikle ülkeler arası ikili anlaşmalar ve sigorta şirketleri evet. e, bağlamında. Kesinlikle düzenlemeler yapılması lazım ve tanıtım yapılması lazım tabii. Evet bilmemekten de kaynaklanıyor tabii. bazı hizmetlerden faydalanamama durumu. Ama şunu da sormak gerekiyor tabii siz söylediniz az önce tedavilerde özellikle sigorta şirketleri tarafından neler karşılanıyor neler karşılanmıyor. Biz burada bakanlıklardan da bazen konuklar ağırlıyoruz ve Ayşegül Hanım da söyledi az önce sadece acil durumlar için sigortalar yani bir turizm ee, amacı gütmemiş olan e, acil durumlar için işte acilen gidilmesi gereken durumlarda Türkiye'de tatildeyken gidilebiliyor ve bu sigorta kapsamında oluyor ama yani sigortalar başka neleri e, kapsıyor veya kapsamalı sizce? Sigortanın neyi kapsayacağı bir sigorta bir şirketin. poliçe evet. bir sözleşme evet. bildiğiniz gibi. Hı hı. Sözleşme özgürlüğü çerçevesi içinde onun sınırları dahilinde sigortanın neleri karşılayacağı neleri karşılamayacağı her zaman e, sözleşme haline getirilebilir. Şunları karşılayacak karşılamayacak şeklinde ama bunların ayarlanması lazım. Ve her ülkenin işte genel sağlık sigortasının koşulları farklı. İşte Almanya'dan gelecek olanın farklıdır. Hollanda'dan gelecek olanın farklıdır. Dolayısıyla Türkiye'de herhangi bir işlem yaptırmadan önce de kişilerin kendi ülkelerindeki sigortayla irtibata geçerek neyin dahil olup olmadığını, neyin karşılanıp karşılanmadığını bilgisini özel olarak almaları gerekiyor. Ama dediğim e, gibi eğer biz bu evet. işleri geliştirmek istiyorsak, geliştirmek istiyorsak o sözleşme bağlamında çalışmalar yapmamız lazım. Türkiye'deki sağlık girişimcilerinin Hı hı. Ee, ticaret odalarının bu konuda faaliyetleri olduğunu biliyorum, çalışmaları hı hı. olduğunu biliyorum. Ama tabii bunlar çok kolay işler değil. Evet. Ee, bir takım konularda güven kazanılması gerekiyor, bir takım konularda güvenceler verilip bunların arkasında durulabilmesi hı hı. gerekiyor. İşin içine belki bir noktada siyaset de girebiliyor. Evet. Ee, çok kolay konular değil, çok hı hı. çetrefilli, çok kapsamlı konular. Şimdi sağlık turizminde biz işte bir artış olduğundan söz ettik ama diğer tarafta işte memnun olmayanlar. Sizin de az önce bahsettiğiniz malpraktis davaları praksis davaları olabiliyor. Şimdi bunları e, bir turistin geldiğini varsayalım. Geldi işte burnunu yaptırdı ve hayal ettiğinden çok daha korkunç bir şeyle karşılaştı. Şimdi bu kişi nasıl e, nasıl bir yol izlemeli? Yani mesela işte bu sağlık turizmi e, ajantaları, şirketleri mi yardımcı olur? Yoksa kendisi gelip kendi ülkesinde atıyorum Hollandalıysa Hollanda'da mı dava açmalıdır? Yoksa Türkiye'ye gelip e, mi dava açmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Aynı durumda e, ...kalan işte yapılan operasyondan memnun olmayan bir e, hasta. Hasta. Şimdi sağlık turizmi çerçevesinde daha doğrusu sağlık hizmeti Hı -hı. bir tüketici e, işlevi sayılıyor. Evet. Dolayısıyla sağlık turizmi çerçevesinde hizmet alan hastalarda tüketici olarak değerlendiriliyorlar. Hı -hı. Ve başka bir ülkede sağlık hizmeti aldığınız zaman... Bundan bir şikayetiniz olduğu zaman, seçimlik hakkınız var. İsterseniz kendi o ülkenizde bunu dava edebiliyorsunuz. İsterseniz evet. o hizmete aldığınız ülkede. Hı hı. Tabii her iki seçeneğinde kendine göre avantajları ve dezavantajları olabilir. Zaman aşımı açısından, işte delillerin toplanması açısından, süreçlerin hızı açısından, işte Türkiye'de mesela yargı sistemi yavaş işliyor gibi. Dolayısıyla bütün bunların değerlendirmesini kişi kendi ülkesinde e, açacaksa oradan profesyonel destek alarak Türkiye'de açacaksa bu davayı buradan profesyonel destek alarak yönlendirmesini öneririm. Çünkü bu çok kompleks bir şey. Yani bizim şu anda 5 dakikada varsayımlar üzerine anlatabileceğimiz evet, bir evet. şey de değil. Hı -hı. Mutlaka bu durumda Profesyonel destek alınması Bu lazım. profesyonel Ama... desteği de yine sizin gibi hem hekim hem hukukçu olan insanı mı araştırıp bulmaları gerekir? Yoksa tıp hukukunda bir uzman avukattan da faydalanabilir mi? Tıp hukukunda uzman tüketici... avukat meslektaşlarımız evet. da var. Hı hı. Onlardan da destek alınabilir. Genel olarak e, hukukta henüz resmi olarak bir uzmanlaşma yok. Hı hı. Hı hı. Yani tıptaki gibi mesela kulak evet. burun boğaz uzmanı diyoruz. Henüz hukukta öyle bir uzmanlaşma yok ama artık o kadar bilgi genişledi, o kadar büyüdü ki e, birçok hukukçu arkadaşımın belli alanlara yoğunlaştığını ve uzmanlık kazanarak hı. çalıştığını hı hı. görüyorum. Dolayısıyla profesyonel destek alınacağı zaman da ...o spesifik konuda uzmanlaşmış kişilerin tercih edilmesi doğru olur diye düşünüyorum. Hı hı. Neval Hocam, seyircilerimizden de sorular gelmiş. Hemen onları sormak istiyorum ben size. Tamam. Merhabalar, burnum için yaptırmış olduğum estetik ameliyata... ...bana taahhüt edilene uygun şekilde yapılmadı ve şu anda görünüşümden memnun değilim. Doktor yapabileceği bir şey olmadığını ifade etti. Bu konuyla ilgili dava açabilir miyim diye sormuş bir seyircimiz. Ne dersiniz? Tabii her konuyla ilgili dava açılabilir ama... Kazanmak miyiz? önemli. önemli. Hı -hı. Şimdi e, biliyorsunuz hasta-hekim ilişkisi bir vekalet ilişkisidir. Evet. Bu ne demek? Hekim hiçbir zaman işte sonuca dair bir söz vermez. Hı -hı. Mutlaka seni iyileştireceğim ya da asla ölmeyeceksin ya da asla komplikasyon Hı -hı. çıkmayacak diyemez. Evet. Bu bir vekalet sözleşmesi. Neye söz verir? En iyi şekilde tedavini yürüteceğim ve sonlandıracağım tedavini. Evet. Fakat bu estetik girişimlerde. Bir taahhütte bulunuyoruz. Senin burnunu şöyle yapacağım. Hı hı. İşte senin cildini şöyle gereceğim gibi. Hı hı hı. Dolayısıyla bunlar hukuken eser sözleşmesi hı hı. olarak adlandırılıyor. Çünkü sonunda bir taahhüt var. Evet. Fakat eser sözleşmesi dediğimiz şey işi yüklenen kişi belli bir sonucu söz veriyor. Hı hı. Aynen böyle olacak diyor. Fakat insan vücudu tabii bu hukuki bir değerlendirme ve ben evet. esasında bunun çok doğru olmadığı görüşündeyim. Hı hı. Yani bir heykel heykeltıraş bir taşı şu şekilde yontup şöyle bir heykel yapacağım diye söz verebilir. Hı hı. Ama insan vücudu o kadar evet. çok faktöre bağlı ki. Hı hı. Hastanın yaşına bağlı, kilosuna bağlı, metabolizmasına bağlı, kullandığı ilaçlara, önceki ameliyatlarına işte genetik yapısına, hı hı. yaşam tarzına söylenen talimatları uygulayıp uygulamamasına bağlı olarak ameliyatın sonucu değişebilir. Evet. Şimdi bu e, izleyicimiz sonucu beğenmemiş. Hı hı. Mahkemeye başvurduğu zaman ne olacak? Dosya bilir kişiye gidecek. Evet. B bütün sağlık hukuku davaları bilir kişiye gidiyor çünkü hukukçuların tıbben hata var mı yok mu diye değerlendirmesi mümkün değil. Evet. Hekim, uzman hekim bilir kişiler olayı değerlendiriyorlar. Nereye bakacaklar? Bu ameliyat doğru yapılmış mı? Tam Hı -hı. olarak neye söz verilmiş? Evet. Böyle söz verilen şeyin olmama, gerçekleşmeme ihtimali hastaya önceden açıklanmış mı, uyarılmış Hı -hı. mı? Hı -hı. Hastaya gerekli talimatlar verilmiş mi? Hastada bu sonucun ortaya çıkmasını, yani istenmeyen sonucun ortaya çıkmasına sebep olacak bir takım önceki ameliyatlar, hastalıklar. Ee, var mı? Hı hı. Acaba hasta talimatlara uymuş mu? Hı hı. Mesela plastik cerrahi sonrası sigara içtiğiniz takdirde yara iyileşmesi acayip bozuluyor ve birçok plastik cerrahi davasında gelip burada olay tıkanıyor. Hasta hı hı. aleyhine tıkanıyor. Çünkü hasta sigara içmiş oluyor. Yara iyileşmesi bozulmuş oluyor. Bilir kişi bütün bunları değerlendirecek evet. ve gerçekten hekimin kusuru var mı yok mu? karar verecek. Hı hı. Dolayısıyla hani bu soruyu bu şekilde kısaca evet dava açın kazanırsınız demek mümkün değil. Evet. Ee, teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soruyu da hemen size soralım. Merhaba, iyi yayınlar. Doktora gittiğimizde ilaç yazarak bunları kullanmamızı söylüyorlar. Ancak soru sorduğumuzda yeterli açıklama yapılmıyor. Bu durumda ne yapılabilir diye sormuş bir seyircimiz. Yani hastanın bilgilendirilme konusunda bir eksiklik olduğunu düşünen bir seyirci gibi geldi bana. Siz çok, ne dersiniz? Ha, çok da haklı bir seyirci. Dediğimiz gibi bilgilendirme hakkı en önemli haklardan biri çünkü siz bilgilendirileceksiniz ki o tedaviyi isteyip istemediğiniz konusunda özgürce özgür iradenizle evet. karar verebilirsiniz. Bilmediğiniz bir konuda karar veremezsiniz. Evet. Türkiye'deki tabii Avrupa'daki durum farklı ama Türkiye'de. Bu bilgi verme konusunun zaman zaman sekteye uğradığı doğru. Hı hı. Çünkü hekimler inanılmaz bir yoğunluk altında çalışıyorlar. Günde 100 hasta, 120 hasta hatta ben 180 hasta gören bir mesai hı hı. gününde. Hı hı. Hekim biliyorum. Evet. Bazı acillerde 8 saatlik nöbet içerisinde acil hekimlerin 300-400 hasta gördüğünü biliyorum. Tabi bilgi hı hı. verme çok optimal olamay olamayabiliyor. Evet. Tabii ki bu çok hasta görmek bilgilendirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Hı hı. Onun çözümünün başka bir platformda bulunması lazım. Hasta o ne yapacak peki? Hasta bilgiyi talep edecek. Evet. Bana bu ilacı verdiniz. Ben bunu nasıl kullanacağımı ya da ne gibi yan etkileri olabileceğini öğrenmek istiyorum diye hasta talepkar olacak. Bunun başka hı hı. bir çözümü yok. Evet ısrarla talep edecek. Evet. Ee, bir diğer soruyu da soralım o zaman size. Merhaba iyi yayınlar. Hastalıkla ilgili gelişen komplikasyonları doktor hatası olarak sayabilir miyiz diye sormuş bir e, seyircimiz. Yani komplikasyonlar doktor hatası mıdır? Doktor hatasına kaynaklı mıdır illaki? Şimdi doktor hatası ne zaman diyoruz? eğer hekimin özen eksikliği, hı hı. bilgi eksikliği, hı hı. ihmali hı hı. yüzünden özen eksikliği yüzünden hastada bir zarar oluşmuşsa evet o zaman hekim hatasından söz ediyoruz bu Mutlaka dediğim gibi özen eksikliği, ihmal, bilgi eksikliği, yanlış işlem mutlaka olmalı, zarara sebep olmalı, öngörülebilir ve önlenebilir olmalı. Hı hı. O zaman doktor hatasından söz edebilir. Evet. Ama komplikasyon dediğimiz şey, hekimin ya da sağlık çalışanının hiçbir kusuru, hatası, ihmali, hı hı. bilgi hı hı. eksikliği olmaksızın Evet. Her alınan her türlü önleme karşı ortaya çıkan Hı -hı. istenmeyen sonuçlar. Evet. Yani siz ne kadar önlem alırsanız alın ameliyat sonrası belli bir yüzde de belli bir oranda yara enfeksiyonu çıkar. Hı -hı. Bu yara enfeksiyonu belli bir oran içerisinde kaldığı takdirde siz de bütün önlemleri almışsanız komplikasyon olarak değerlendirilecektir ve o bundan da hekim sorumlu değildir. Çünkü kusuru yoktur bu evet. olayda. Hı -hı. Yalnız komplikasyon durumunda da şöyle bir şey var. Ortaya kom hekimlerin yakasını bırakmıyoruz. <laughs> komplikasyon ortaya çıktı. Bu noktada bunun da gereği gibi tedavi edilmesi lazım. Evet. Eğer komplikasyon gereği gibi tedavi edilmemişse, zamanında <laughs> tanınmamışsa e, ve bundan dolayı durum daha da kötüleşmişse, o zaman yine hekim hatasından söz etmek mümkün. Yani başta hekim hatası değilken, devamında tedaviyi uygulamadığı Aynen. için bir hekim hatasına dönüşebilir böyle bir komplikasyon. Aynen. Ee, bir diğer soruyu da soralım o zaman. Merhabalar. Hatalı tıbbi müdahale sonucu ölenin yakınlarının tazminini talep edebileceği zararlar nelerdir diye sormuş bir seyircimiz. Önemli de bir soru. Ee, ne dersiniz? Kişi vefat etmişse şayet. Kişi vefat etmişse bir kere cenaze masraflarını talep etmek mümkün. Hı -hı. Eğer ölüm hemen gerçekleşmemişse o aradaki kazanç kaybını talep etmek mümkün. Hı -hı o aradaki tedavi masraflarını teda e talep etmek mümkün ve bir de o kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler destekten yoksun kalma tazminatı Hı -hı. talep edebilirler. Hı -hı. Ee, bunların hepsini yani tabii ki öyle bir tazminat bir durumda, davası açarak tazminat davası talep edebilirler. açarak yapabilirler. Bunun yanı sıra bir de tabii manevi tazminatta ölüm olaylarında talep etmek mümkün. Evet. Bir diğer soru da merhaba doktor hatası sonucu yaşanan sorunlar için tazminat davası ne kadar sürede açılmalıdır? Konu zaman aşımına uğrar mı diye sormuş. Çok önemli de bir soru. E, zaman aşımı sağlık hukukunda e, kaç, zam ne kadar bir zamana e, zamandan sonra olur? Şimdi tabii Türkiye'den geldiğini varsayarak Türk hukukuna göre ben cevapları veriyorum hep. Ee, Türkiye'de e, tedavi olduğunu varsayarak da diyebiliriz. Türkiye'de hocam. tedavi olduğunu ve Türkiye'de <laughs> hak aradığını <laughs> varsayarak e, cevap veriyoruz. Vekalet sözleşmesidir dedik, hekim hasta <laughs> arasındaki ilişki. Vekalet sözleşmesine dayanarak açılan davalarda zaman aşımı süresi 5 yıldır. <laughs> Ama eğer bu dava konusu olay bir... E, Suç oluşturuyorsa o zaman bu süreler daha da uzuyor, hı hı. dava zaman aşımı süresi e, kadar da uzuyor. Eğer bu özel hastanede, özel klinikte olan bir olay için evet. beş yıl dediğimiz süre, eğer siz bir üniversite hastanesinde ya da bir kamu hastanesinde tedavi oldunuz hı hı. ve hata olduğunu düşünüyorsanız, evet. hatayı öğrendikten itibaren e, bir yıl içinde o kuruma, bu Sağlık Bakanlığı ya da o üniversitenin rektörlüğü olabilir. Kuruma başvuruyorsunuz, hı hı. böyle bir hata yapıldı, böyle bir tazminat talebim var hı hı. diye. Hı hı. Eğer kurum size 30 gün içinde olumsuz cevap verirse ya da hiç cevap vermezse onu izleyen 60 gün içerisinde tazminat davanızı idare mahkemesinde açabiliyorsunuz. Ve bunlar hak düşürücü süreler. Yani o hı bir yıl içinde hı. başvuru yapmadıysanız hakkınız yanıyor. Hı hı. Ya da o 30 günden sonra 60 gün 60 içinde gün dava açmazsanız yine hakkınızı kaybediyorsunuz. Hı hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, aslında bu konuda birçok da soru sorulabilir. Herkesin illaki bir doktorla ya da işte bir hastaneyle yaşadığı memnuniyetsizlikler sonucu insanlar özellikle bazıları vardır ya böyle sürekli bir dava açma <laughs> derdinde olurlar ve ona da dava açacağım, şuna da dava açacağım. tıp konusunda insanlar birçok konuda elleri kolları bağlı gibi görüyorlar ama bugün öğrendikleriyle bence onlar da en yakınlarındaki sağlık hukukçusuna başvuracaklardır gibi hissettim. Ama Gerçekten güzel bilgilendirdiniz bizi. Avukat ve Doktor Neval Yılmaz, Sağlık Hukuku Bilimi Uzmanı, ayrıca akademisyensiniz hocam. E, dersler de veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hangisi en çok keyif veren mesleklerinizden? Valla şu anda uğraştığım her işi çok severek yapıyorum. Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde İngilizce tıp ve Türkçe tıp'ta e, geçen yıldan beri sağlık hukuku dersleri yapıyoruz. Gençlerle olmak çok güzel. Hı hı. Gençlerin inanılmaz bir sorgulayıcı yaklaşımları var çok yaratıcı düşünceleri var. Beni çok dinamik hale getiriyor, çok gençleştiriyor. Hukukla uğraşmak da güzel, hukuksuzlukla savaşmak da güzel. Zaman zaman beziyoruz, üzülüyoruz, sinirleniyoruz. Ben bir de böyle çok duygularımı katarak işimi yapan bir insanım. Ne güzel. Ama çok severek yapıyorum. Umarım birilerine de faydam dokunuyordur. Mutlaka bence bugün bile birçok insana faydanız dokundu. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir program oldu ayrıca. Bugün avukat ve doktor Neval Yılmaz stüdyo konuğumuzu sağlık hukukunu konuştuk. Sağlık turizmini konuştuk. Yine İngiltere'de yapılan e, süper grip uyarısından da size bahsettik. E, Londra'dan Hatice Akar'a e, gripe dair sorularımızı sorduk. Hangi önlemleri almalıyız? Covid, grip, influenza yine kış kapıda neler yapmalıyız bunları sorduk. E ee, bir de bir sağlık turizmcisine de sormak gerekiyordu. Ayşegül Ay yine Birleşik Krallık'tan yayınımıza katıldı ve bize aralardaki hakimle hasta arasındaki sağlık turizmcilerinin neler yaptığını, hangi hizmetler sunduğundan bize bahsetti. Umarım sizler için rehber ve rehberlik yapan bir program olmuştur. Faydası dokunmuştur. Yine bize önerilerde bulunmayı unutmayın. WhatsApp hattımıza her zaman e, önerilerinizi, sizin için işlememizi istediğinizi, uzmanların gelmesini istediğiniz konuları mutlaka bize yazın. Yarın Türkiye saatiyle yine karşınızda olacağız. Türkiye saatiyle 16'da, Avrupa saatiyle 15'te karşınızdayız. Yarına kadar hoşçakalın.